Herkese merhabalar. Madde ve Endüstri konumuzdayız. Tonguç Çeviran benim. 7'den 8'e hazırlık kampımıza süper bir hızla devam ediyoruz. Kamp programımıza göre uygun adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ve madde ve Endüstri'nin aslında şimdi maddenin yapısı kısmındayız. Aslında Madde ve Endüstri çok geniş bir ünite. Bu geniş ünitenin biz ilk kısmını yapacağız. Ardından da ısı ve hal değişimi kısmına geçeceğiz. Ama bu ilk ünitenin ilk kısmında aslında madde menüsünün ilk kısmında senle beraber işte periyodik tablo ve benzeri birçok yeni konuyu göreceğiz. Sekizinci sınıfta periyodik sistemi göreceğiz. Fiziksel kimyasal değişimleri göreceğiz. Kimyasal tepkimeleri ve asit bazları göreceğiz ve bunların temellerini biz aslında altı ve yedinci sınıfta atmıştık. İşte altıncı sınıfta aslında periyodik sistemdeki maddeleri işte metaller iletir, ametaller iletmez derken iletken ve yalıtkanlıkları görmüştük aslında. Buna bakacağız, bunu tekrar edeceğiz. Bir de yedinci sınıfta Tonguç Eren saf madde ve karışımlar konusunda maddenin tanecik yapısı yani atomik yapıları aynı zamanda element ve sembollerini ve bileşik ve formüllerini beraber öğrenmiştik. Aslında periyodik tabloda bu e, sistemin Periyotlar, e, satırlar, sütunlar, işte gruplar ve benzeri bunların hepsini teker teker anlayacağız. Programımıza uygun devam ediyoruz çalışmamıza ve bunu yaparken en büyük yardımcımız 7'den 8'e hazırlık setimiz ve 0'dan 8'e hazırlık setimiz biliyorsunuz. Bu kampımız boyunca bu iki tane seti bitireceğiz. 7'den 8'e hazırlık setimizdeki yaz biliyorsunuz yaz tatili kitabımız var ve buradaki bu kitaptan hemen ödevimizi vermek istiyorum. Burada iki tane kitabımız var yeni nesil matematik ve yaz tatili kitabımız ve 7'den 8'e kitabımızdan FEN'deki madde ve endüstri ünitemizde hemen veriyorum ödevini Tonguç Eren Bey. Im. Burada iletken ve yalıtkan maddelerle başlayan aslında madde ve endüstrinin maddenin yapısı ve özelliklerinin ilk kısmı sayfa 170'te test 1'den başlıyoruz Tonguç Eren Bey'im. Benim. Ardından test 2 ve ardından da 7. sınıf tekrar. İlk başta 6. sınıf tekrarını yapıyoruz. Sonra 7. sınıf tekrarını buradaki toplam 7. E, teste kadar pardon 8. teste kadar yani 187'ye kadar yapmanı istiyorum. Süper bir şekilde ödevimizi tamamlarsak bu konuyu mükemmel bir şekilde anlamış oluruz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Madde ve endüstri konumuzda Tomuş elan Bey'in biz temelleri elektrik etkenliğiyle 6. sınıfta atmıştık. Maddenin tanecik yapısı ve saf maddeler yani birleşik element ve benzeri bunları da 7. sınıfta atmıştık aslında. Şimdi biz bu temelleri bir tekrar edelim seninle ve bitirelim. Şipşak bir ders olacak merak etme. Çok basit, çok temel bir konu aslında. Hemen başlıyoruz. Şimdi bir kere maddenin elektrik etkenliğine baktığımız zaman elektriği iletebilen maddeler var veya elektriği iletemeyen maddeler var. Şimdi iletebilen maddeler elektriğin e, tanecikleri üzerinden geçmesine izin veren maddeler demek bunlar aslında. Mesela demir, bakır, gümüş, altın, alüminyum folyo bunların her birisine dikkat ettiysen genellikle genellikle %90 metaller. Metaller elektrik iletkenliği olan maddelerdir aslında. Yalıtkan dediğimiz şeyse ise iletemeyen demek. İletemeyen dememişler de yalıtkan demişler. Elektriğin üzerlerinden geçmesine izin vermeyen maddeler bunlar aslında. Dolayısıyla elektriğin üzerlerinden geçmesine izin vermeyen madde ne diyoruz evladım benim? Yalıtkan Bilmiyorum. madde hocam. Harikasın yalıtkan madde işte buna deniyor. Peki tahta kağıt, e, aynı zamanda cam, mika, plastik, porselen bak bunların adlarını e, çok iyi bil zaten bunlar metal olmadıkları için elektriği üzerlerinden geçmesine izin vermiyor. Geçmesine izin verenler ne diyorduk evladım benim? İletken madde hocam. Harikasın, süpersin, muhteşemsin. Gerçekten de konuyu öğrendin. İşte bu kadar basit aslında. Dolayısıyla e, özel olarak şimdi söyleyeyim plastik Tahta, işte e, cam, işte porselen bunlar elektriği üzerinden geçirmeyen maddelerdir. İşte burada mesela bir elektrik akımını test edeceğimiz bir ampulümüz var, pilimiz var, e, bir elektrik kablolarımız var. Ama şurada da mesela bu test uçları var. Bu test uçları anahtar gibi düşün. Eğer bu test uçlarının ortasına kağıt koyarsam bu ampul yanar mı? Yanmaz. Çünkü yalıtkan maddedir. Ama bu test uçlarının ortasına arasına altın koyarsam, demir koyarsam, alüminyum folyo koyarsam bu ampul yanar ışık verir ve buradan da iletken olduğunu yani elektrik akımının üzerinden geçmesine izin verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi geldik sıvılarda iletkenlik yalıtkanlık durumuna. Bir kere şunu unutmayalım sıvılar da elektrik akımını geçirir veya geçirmez diye ikiye ayrılabiliyor. Bir kere tuzlu su, sirkeli su, çeşme suyu, limonlu su bunlar üzerlerinde elektrik akımının geçmesine izin veren sıvılar. Yani bunlar aslında içinde bazı mineralleri, bazı işte iletken tanecikleri barındıran sıvılar olduğu için bu şekilde. Ama mesela saf su. içinde sadece su var. Başka hiçbir mineral falan filan yok. O yüzden saf su diyoruz buna. Bu elektrik akımını kesinlikle iletmiyor. Veya şekerli su elektrik akımını yine iletmiyor diyebiliriz. Ama dikkat edelim tuzlu su iletiyor. Şekerli su iletmiyor. Sirkeli su iletiyor. Saf su iletmiyor gibi. Bunların ayrımını bileceğiz. Demek ki burada mesela bir tane kabımız olsun. Bu kabın içine iki ucu bağladık mesela. Bunun içerisindeki sıvı eğer şekerli su olursa bu ampul yanmaz. Ama bunun içerisindeki sıvı eğer tuzlu su olursa bu ampul yanar diyoruz. Veya sirkeli su olursa bu ampul yanar diyoruz. Bravo diyorum sana. Bunlar da bu örnekler de bizim için çok önemli soruları çözmemizi sağlıyor. Şunu da söylemek istiyorum sana. İnsan vücudu da aslında yüzde altmış sudan oluştuğu için elektrik akımını ileten bir yapıda. Dolayısıyla içimize su olduğu için de mineraller de olduğu için de elektrik akımını iletiriz insan vücudu olarak diyoruz. Şimdi de geldik artık yedinci sınıf tekrarına atomun yapısıyla. Tonguç Eylem Bey atomu aslında şöyle düşünelim. Bütün maddeler... Nasıl bir bina tuğlalardan oluşmuşsa ve koskocaman bina aslında küçük küçük yapı taşlarından oluştuysa, inşa olduysa aynı şekilde bütün maddeler de atomlardan oluşmuştur. Nasıl mesela insanlar hücrelerden oluşmuştur? Bütün maddeler işte bu kalem, işte biz, işte bütün dünya, bütün evren hepsi atomlar dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Ama bunlar o kadar küçük göze falan göremiyoruz bunları asla. Ve bunların e, içindeki enerjiyi işte bunların aslında durumunu belli tekniklerle analiz etmişler ve bilim insanları şuna e, kanaat getirmiş. Demişler ki atomun bir çekirdeği vardır ortasındadır. Etrafında da katmanlar vardır ve bu katmanlarda da elektronları vardır demişler. Bu çekirdeğin içerisinde de proton ve nötron dediğimiz tanecikler vardır demişler. Proton artı yüklüdür. Nötron yüksüzdür ve dışarıdaki katmanlarda da eksi yüklü elektron tanecikleri vardı demişler. O yüzden atomun içerisinde üç tane atom altı tanecik vardır. Bunlar proton, nötron, elektrondur. Elektronun eksi olduğunu zaten aklımızda tutabiliriz. Çünkü e e, eksi elektron diye aklımızda tutabiliriz. Burada protonun artı olduğunu, nötronun da nötr yani sıfır yüksüz olduğunu bilmemiz çok iyi olur diyoruz. Bunların sembolleri zaten burada gözüktüğü gibi P, E ve N şeklinde gösterebilir. Hatta en üzerine bazen eksi koyarlar. Çünkü elektron eksi yüklü olduğu için ve elektron acayip hızlı hareket eder. Ama proton ve nötron atomun çekirdeğinin içerisinde böyle bir paketlenmiş bir şekilde bulunurlar diyoruz. Peki Bunlar nasıl yerliyor? Elektron dizilimi denilen şey nedir? Şimdi atomun etrafında mesela hidrojen atomuna baktığımız zaman hidrojen atomunun içinde bir tane çekirdeğin içerisinde bir tane proton vardır ve bunun da etrafında katmanlarda bir tane elektron vardır. İşte bu şekilde gösterebiliriz. Aynı şekilde helyuma baktığımız zaman çekirdeğin içerisinde protonlar ve nötronlar var ve aynı zamanda elektronlarsa etrafında iki tane olmak üzere. Peki buna bakıyoruz, oksijene bakıyoruz. Çekirdeğin içerisinde proton, nötronlar var ama etrafında iki tane ilk halka da var dikkatliysen. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane de ikinci halka da var. İşte bu da bize şunu gösteriyor. 2 artı altı, sekiz tane elektronu vardır şeklinde bunu sayabiliyoruz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil. temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Ama bizim için en önemli kısım burası. Şimdi aslında atomlar, atomlar bizim için maddelerin birbirlerinden farklı olmasını sağlayan tanecikler. Mesela demirin farklı atomları var. Ee, i̇şte e, alüminyumun farklı var. İşte oksijenin farklı atomları var. İşte bunları farklı olmasını sağlayan aslında maddenin yani maddenin saf olması işte saf demir, saf oksijen, saf altın hepsi birbirinden tanecik olarak farklı bir taneciğe sahiptir. Ve bunu yaparken de biz tanecik yapılarını bilmemiz gerekiyor. Ne demek tanecik yapıları? Şimdi bir kere maddeleri biz ikiye ayırıyoruz. Saf madde ve karışımlar diye. Hatta bunun en önemlisi bak şöyle şuradan başlatayım sana. Madde diyelim, maddeleri diyelim. Biz maddeleri ikiye ayırıyoruz. Saf maddeler, ve karışımlar diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi karışımlarla uğraşmayacağız. Karışımlar tuzlu su olabilir, şekerli su olabilir falan filan. İşte kumsu olabilir falan fark etmez. Ama biz saf maddelere odaklanıyoruz. Saf maddeler element veya birleşik diye ikiye ayrılıyor Tonguş Eylül Bey'im. Ve bu element dediğimiz aslında tarih yapısı olarak tek cins atomdan oluştuğu için biz bunları element diyoruz. Bak element dediğimiz şey çok basit bir tarihi var. Tek cins atom. O zaman söyler misin bana Tek cins atom içeren şey nedir? Element hocam. Harikasın. Tek cins atom içeren şey elementtir. Bu kadar basit. Yani birden farklı cins yok. Bak dikkat et. burada sadece kırmızı var. Burada sadece kırmızı tanecikler var. Başka hiç yok. Bileşikse aslında çok basit. Burada tek cins atom varsa bileşikse birden fazla cins. Yani e, en az iki veya daha fazla çeşit atomun yani tek tek cins atom olmayacak aslında bu kadar basit. O zaman şöyle diyeceğiz ya diyeceğiz ki eğer ben iki tane e, farklı renk görüyorsam mesela burada veya iki tane farklı büyüklük görüyorsam atomlar arasında böyle duran bir şey varsa şekil varsa bunu ne diyeceğim lan benim bileşik hocam harikasın bileşik diyeceğiz çünkü tek cins atom değil artık bu. O zaman tek cins atomsa element element o zaman e, resmen hani belli tek cins atom ama burada ise farklı cinsler olabiliyor. Mesela burada ee, dikkat ettiysek bak bir kırmızı var bir mavi var. Burada bir kırmızı var bir mavi var. Ve bunların yapılana baktığımız zamansa şimdi tek cins atomsa bir kere şunu görüyoruz. Burada ee, aslında sadece kırmızı var ama böyle bir arada bulunuyor hepsi. Ama buraya baktığımız zamansa kırmızı topçuklar ikili ikili gruplanmış. İşte bu gruplanma varsa yani bunlar arasında böyle bir gruplaşma varsa ikili 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 ikili. İşte bu gruplaşmada biz molekül yapılı element adını veriyoruz. Molekül yapılı element. Ama burada hep beraber bulunuyorsa hiçbir ayrım olmadan gruplaşma olmadan bulunuyorsa da atomik yapılı element adını veriyoruz buradaki yapıda. O zaman demek ki elementleri ikiye ayırıyoruz. Atomik yapılı ve molekül yapılı. Molekül yapılı da gruplaşma var Burada mesela bak dikkat bileşiklerde de molekül yapılı görüyor musun? Bak gruplaşmalar var. İki mavi bir kırmızı, iki mavi bir kırmızı, iki mavi bir kırmızı grup grup olmuşlar. Farklı cins atomlar olduğu için zaten biz buna element diyoruz. Burada hemen yazıyorum. Farklı cins atomlar var. Dolayısıyla burada diyoruz ki hemen sen kardeşim ee, molekül yapılı bileşiksin. Molekül yapılı bileşiksin. Burada çünkü gruplaşma var. Ama burada hiçbir gruplaşma yok. Hep beraberler. Toplu bir şekilde beraberler. O zaman molekül yapılı olmayan birleşik adını veriyoruz. Bunların adlarını bilmemiz iyi olur diyoruz. Mesela birkaç örnek yapalım ve aslında bu tabloyu doldurunca birçok şeyi anlamış olacağız. Bir kere bu sence element mi, birleşik mi evladım? Benim? Element hocam. Harikasın, element. Neden? Çünkü ikisi de aynı cis Bu kadar. Bu da bir birleşik çünkü mor ve pembe birleşmiş. Mor ve pembe birleşmiş. Birleşik, pembe ile yeşil birleşmiş. Birleşik. O zaman bir kere bu birleşik, bu birleşik, bu bileşik, bu da ele... Pardon, B yazıyorum, B yazıyorum, B yazıyorum. Bu da element şeklinde yazabiliriz. Peki, kaç tane atom var. Burada kaç tane atom var? İki tane. Göz görelim. İki tane topçuk var. İki tane atom. Burada kaç tane? Bir ortada olmak üzere. Dört tane de etrafta beş tane atom var. Burada üç tane atom var. Burada da iki tane atom var. Bu çok basit. Peki kaç çeşit atom var? Bu önemli. Çeşit dediğim şey tek çeşit kardeşim. Element olunca zaten tek cins atom olmak zorunda. Buraya baktığımız zaman sadece pembiş ve mor olmak üzere iki çeşit var. Burada da pembiş ve mor iki tane var. Burada da iki tane çeşit var diyoruz. Tabi birden farklı, üç, üçten, dörtten farklı da çeşit olabilir ama sonuçta gördüğümüzü yazıyoruz. Ama dikkat et, Kaç adet atomla kaç cins atom, çeşit atom farklı kavramlar. Bunu da bilmek gerekiyor. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al. Ücretsiz yaz kampına katıl. 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılardan. Şimdi de geldik Elementlerin özel olanlarına ilk 18 elementi gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada ilk elementimiz hidrojen, sonra helyum, sonra lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, e, kükürt, klor ve argon olmak üzere 18 elementi bilmemiz gerekiyor. Bu 18 atom aslında burada periyodik tablonun üstündeki atomlar bunlar aslında ve bunlar en ayırt edici atomlar. Şimdi periyodik tablo dediğim şey şöyle bir şekil. Şöyle Hemen senin için çiziyorum. Böyle eşek kadar bir şekilde. Zaten biz sekizinci sınıfta bunu öğreneceğiz. Şimdi bu sekizinci sınıfta öğrenmeden biz sadece şu ilk on sekizi yani en üstündeki bunların babalarını öğreniyoruz aslında. Ve babalarının ne işe yaradıklarını bilmemiz gerekiyor. Mesela hidrojene baktığımız zaman hidrojen aslında bir jet yakıtı olarak kullanılabilen ve e, suyun içerisinde en fazla bulunan e, tanecik diyebiliriz. Helyuma baktığımız zaman işte uçan balonların üretilmesinde kullanılıyor. Helyum e, zeplinlerde kullanılan bir aslında gaz çeşidi. Lityuma baktığımız zaman ilaçlarda kullanılıyor. Pillerde lityum iyon pillerde kullanılıyor. Berilyuma baktığımız zaman yine ilaç sektöründe kullanılıyor. Bora baktığımız zaman işte ülkemizde en fazla var ve aynı zamanda e, renkli cam yapımında kullanılıyor. İşte e, jet yakıtlarında yine da kullanılıyor ve ülkemizde dünya rezervinin yüzde yetmişi var ve ülkemiz bor zengini bir ülke. Karbona baktığımız zaman canlılığın yapısında var, işte kömürün yapısında var, petrolün yapısında var, çok var ve karbon deyince canlılığın elementi denir. Azota baktığımız zaman azot gazı atmosferin içinde yüzde oranında var. İnanılmaz çok var. Ve azot da işte e, özellikle soğutma, ısıtma, soğutma sistemlerinde işte buzdolaplarında, klimalarda falan kullanılıyor. Oksijene baktığımız zaman yine canlıların yapısında, suyun yapısında var. İşte nefes aldığımız zaman oksijeni alıyoruz ve kullanıyoruz. Yanıcı bir madde, yanıcı bir madde olduğu için de oksijen birçok yerde atmosferde de yüzde bir oranında var diyebiliriz. Flora baktığımız zaman flor işte diş macunlarında kullanabiliyorsunuz zaten işte Flordan birçok kimyevi madde de üretiliyor. Neona baktığımız zaman tabelalarda, ışık tabelalarda kullanılıyor. Sodyum yine ilaç sektöründe kullanılıyor. Magnezyuma baktığımız zaman işte uçaklarda kullanılıyor. Hafif olduğu için hafif metal. Alüminyuma baktığımız zaman yine uçaklarda kullanılan ve mutfak eşyalarında kullanılan bir metal. Silisyuma baktığımız zaman silikon vadisinin yapıldığı yer aslında bilgisayarların çiplerinde kullanılıyor silikon ve fosfora baktığımız zaman gübre sanayinde çok kullanılıyor. Kükürt, kibrit yapımında mesela kullanılıyor. Klor, e, havuzların dezenfeksiyonunda su suların dezenfeksiyonunda kullanılıyor. Ve argonda işte bizim kullandığımız lambaların içerisindeki gaz diyebiliriz. Birçok kullanım alanları var. Ve şunu unutmayalım. Bazı yaygın kullanılan elementleri de bilmemiz gerekiyor sembolleriyle. Burada mesela demir... FE sembolüne sahip e ve inşaat sektörünün temelini oluşturuyor. Bakıra baktığımız zaman CU sembolüne sahip yine elektrik sektöründe elektrikli tellerin, elektrik tellerinin yapılmasına kullanılıyor. Altına baktığımız zaman AU sembolüyle süs eşyalarında kullanılıyor. Civa'ya baktığımız zaman da HG sembolüyle termometre yapımında veya farklı endüstrilerde kullanılabiliyor. Kurşuna baktığımız zaman PB sembolüyle ve aynı zamanda yine endüstri sektöründe kullanılıyor. Çinkoya baktığımız zaman ZN Gümüşe baktığımız zaman AG IOT'a baktığımız zaman I sembolü. Bunların hepsinde kullanım alanları farklı farklı işte gümüş e, çatal bıçak yapımında IOT IOT'lu tuz yapımında kullanılıyor ve çok önemli iyot eksikliği yüzünden bir sürü hastalık olabiliyor. Çinko yine büyümede etkili bir mineral. Farklı farklı kullanım da yine endüstride mevcut diyebiliriz. İşte bu genel olarak bu çerçeveyi bilip ilk 18 elementi tanıyıp sembollerine kadar bilmemiz çok önemli. Çünkü 8. sınıfta çok bunları kullanacağız. Şimdi bileşikler ve formüllerine baktığımız zaman çok önemli bazı bileşikler var. Mesela bunlardan gerçekten inanılmaz önemli olanlar zaten bizim hayatımızın temeli sudur diyebiliriz. Su H2O sembolüyle ee, formülüyle gösteriliyor ve her birleşiğin bir formülü vardır. Yani bak burada H, 2, O yazdığımız zaman iki tane hidrojen demek. Burada hiçbir şey yazmıyorsa bir tane de oksijen demek. Dolayısıyla iki tane hidrojen bir oksijen demek. Mesela burada NH3 yazmış ya bir tane azot üç tane H demek aslında. Üç tane hidrojen demek. Bu ne azotun sembolüydü. Bu da Birleşince bu formül bize amonyak anlatıyor. Amonyak NH3'tür ve hayatın önemli bir maddelerinden bir tanesi. Önemli moleküllerinden bir tanesidir. Karbondiokse baktığımız zaman bir tane karbon, iki tane oksijen. Zaten bu da e, bitkilerin e, fotosentezde... ...kullandığı ve bizim aslında solunumda ürettiğimiz bir atıktır diyebiliriz. Ee, sodyum klorüre baktığımız zaman... ...sodyum, NA ve CL her birisinden birer tane alınmış. Formülü bu. Hidrojen klorüre baktığımız zaman... ...hidrojen ve klor bir araya gelmiş ve birer tane alınmış. Burada ise nitrik asitine bakıyoruz. Hidrojen, e, azot, üç tane de oksijen. Üç de bak neyin altında kalıyor? Mesela A... 2, e, B, 3, C, 4 diyelim. A'dan iki tane, B'den 3 tane, C'den dört tane demek aslında. Bu formüller bizim için bu birleşiklerin ki neden birleşik olduğunu anlıyoruz. Çünkü A, B, C farklı cinsler. Dolayısıyla mesela sana şöyle yazsam. Sana bak çok güzel bir örnek. Buna baktığımız zaman bu bir element Çünkü sadece bir tane var. Ama... E, H2O'ya baktığımız zaman bu nedir evladım benim? Bileşik hocam. Harikasın. Bu bir birleşiktir ve dolayısıyla çünkü iki tane var. Hidrojen ve oksijen iki farklı cins var. İşte bunun da birleşik olduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsi bir bileşik. Hidrojen, azot, oksijen. Üç tane farklı cins atom var. Burada iki farklı cins atom var. Burada iki farklı cins atom var. Bak unutma. Her bir büyük harf bir farklı cins demek. Küçük harfleri saymıyoruz. Küçük harfler atomun zaten bak NA kendi başına bir atomdur. CL kendi başına bir atomdur. Küçük harfleri saymıyoruz her bir farklı cins atomu her bir büyük harftir anlıyorsun. Burada üç farklı cins var. Burada iki farklı cins var. Buradan da görebiliyorsun zaten. Bileşik ve formüllerinde bu özel birleşikleri bilmemiz gerekiyor. Su hayatın temelidir. Amonyak özellikle e, vücut metabolizmasında üretilen bir atıktır. E, karbondioksit, bu arada gübre sanayinde de çok kullanılır. Patlayıcı sanayinde de kullanılır. Karbondioksit, bitkilerin fotosentezi e, tükettiği ama bizim de ürettiğimiz bir e, aslında maddedir. Ve e, dünyanın atmosferinde de vardır. Sodyum kloru baktığımız zaman bizim bir bildiğimiz nami değer tuz, sofra tuzu dediğimiz aslında ve sürekli tükettiğimiz tuz. Hidrojen klorür dediğimiz şey tuz ruhu dediğimiz böyle kuvvetli bir asit, mide asidi de olarak biliniyor. Midemizde içerisinde yemeklerin sinirimde yardımcı oluyor ve temizlik için de kullanılıyor. Nitrik asite baktığımız zaman zat yağı olarak bilinen ve gerçekten de kuvvetli bir asit çeşidi şeklinde söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.